Japon süpermarketi İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinden gelen şarabı satmaktan vazgeçti. Japonya'nın önde gelen süpermarketlerinden Dai Maru, Filistin yanlısı aktivistlerin protestoları sonrası İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinde üretilen ve Japonya'ya ithal edilen bir şarabı geçen ay yapılan bir fuarda satmaktan vazgeçti. Japonya'nın önde gelen süpermarketlerinden Dai Maru, protestoların ardından İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinde üretilen bir şarabı getiren Tokyo merkezli ithalatçı şirket Naturel'in geçen ayki fuara katılması teklifini sessiz sedasız reddetti. Şarap eksperlerinin oldukça değerli bulduğu söz konusu şarabı ithal eden Naturel yaptığı açıklamada, şarabın İsrail kanunlarına göre yasal şekilde üretildiğini ve ithal edildiğini savunarak Dai Maru'nun kararının İsrail karşıtı hislere neden olduğunu belirtti. Dai Maru ise açıklamasında kararın herhangi bir siyasi tavrı yansıtmadığını ve sadece Tokyo şubesinde 9 ila 15 Mayıs tarihlerinde yapılmış olan Akdeniz Gurme ve Şarap Fuarı için geçerli olduğunu işaret etti. Jeopolitik konuları GYÖZARDYAĞDEMEYİZ, market fuarda İsrail'in diğer bölgelerinden gelen şarapların satıldığını ve İsrail ürünlerine yönelik genel bir politikaları olmadığını da vurguladı. Şirket sözcüsü Satoshi Nishio söz konusu kararı aktivistlerin kaygıları ışığında aldıklarını kabul ederek, bugün jeopolitik konuları göz ardı edemeyiz, ürünlerin nereden geldiğine daha fazla dikkat etmeye başlamalıyız, dedi. Japon tüketicilerin ürünlerin nereden geldiği konusunda daha dikkatlice düşünmelerini istiyoruz. Dai Maru'nun kararı sıradan müşteriler tarafından fark edilmese de aktivistler tarafından hoşnutlukla karşılandı. Filistin yanlısı bir grubun üyelerinden Yoshihiro Yakushige şirketlerin işlerine zarar vermek istemediklerini belirterek, sadece Japon tüketicilerin ürünlerin nereden geldiği konusunda daha dikkatlice düşünmelerini istiyoruz, ifadelerini kullandı. İsrail 1967 savaşı sonrası Suriye'den Golan Tepelerini almış ve 1981'de bölgeyi işgal etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler Golan Tepelerini tartışmalı bölge olarak kabul ediyor.